Şimdi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Eşitlikten bahsediyoruz. Kadın haklarından bahsediyoruz. Ben burada kendi düşüncemi ilk kez katacağım bu sürece. Genelde değerlendirmeleri ve başka yorumları işte sunsak da kendi kişisel yorumumu katarak şunu diyorum. Ne yazık ki hala bunun için savaş veriyoruz. Ben arzu ederdim ki bu Kadınlar Günü olarak kutlanmasın. Bugün bir insanlık günü olarak kutlansın. Bugün aynı haklara sahip olduğumuz içimizde kadını barındırdığımız, içimizde erkeği barındırdığımız bir insan olduğumuz için biz şenlikler düzenleseydik bugün. Ve arzu ederdim ki biz hala sosyal medya üzerinden, hala şikayet dilekçeleriyle bir hak adalet arayışına giriyor olmasaydık. Keşke. Keşke. Bizler kadınlar olarak hiç kimseden, bütün kadınlar adına konuşmaktan ziyade şu anda yaşadığımız süreç için konuşuyorum. Biz arzu ederdik ki biz yüceltilelim değil, biz pozitif ayrımcılığa uğrayalım, işte bize her zaman sevin, bize çiçekler verin. Hayır, biz sadece haklarımızın eşitlenmesini talep ediyoruz. Önyargılardan ziyade, eril bir söylemden ziyade aynı insanlık söylemine girmek istiyoruz. Evet. Hatta ben bunu hocam sizinle de hafta sonu bir yazımda paylaşmıştım. İlk kadının hikayesinden itibaren bugünkü hikayenin aynı cümlelerle, aynı metinlerle, sadece isimler değiştirilerek, mitolojik ögeler gündelik yaşama indirilerek anlatıldığını görüyoruz. Kadını anlatan söylem hiç değişmedi. Biz bu söylemin değişmesini rica ediyoruz. Bu söylem değişsin diye savaş veriyoruz. Rica ettiğiniz de değişmeyecek Hazal'cığım, biliyorsun. Yani siz evet, çok kibarca rica ediyorsunuz ama maalesef bu 12 bin sene kadar önce kararlaştırıldığı anlaşılan manyakça bir yol ayrımı. Yani bir şekilde insan topluluğu eril prensibe geçmiş ve maalesef ara ara bazı ayrık otları çıksa da değişik, ya bir dakika kadın galiba önemli bir şey falan filan diyen bazı o sürüden ayrılan tipler çıksa da ana akım maalesef erkeğin kas gücü, erkeğin hakimiyeti, erkeğin yönetimdeki belirleyiciliği üzerine inşa edilmiş bir çizgiden gitmiş ve bu çizginin de bedeli çok açık. Yani bu çizginin bedelini şu anda hala ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz. Aklımızı başımıza toplayıp kadın ve erkek dediğimiz o iki cinsin birbirini tamamlamak üzere evrilmiş olduğunu anlayamadığımız zaman işte bu işler böyle olmayacak. Biz maalesef aynı hatayı kadını yüceltmeye ya da erkeği korumaya çalışırken de yapıyoruz. Erkek ya da nasıl diyelim, o eril imtiyazlar korunmaya çalışırken, ya işte kadın eksik etek falan gibi tabirlerle ötekileştirmeye çalışılırken, korumaya çalıştığımız şeyin kendimizi bıçaklamakta kullandığımız bir silah olduğunu fark etmiyoruz. Ama kadın da kendi statüsünü eşitlik içinde ararken aslında üstünlüklerini maalesef unutuyor. Kadın ve erkeğin farklı alanlarda farklı üstünlükleri var ve şu anda maalesef bir başkasının bizim için kurduğu güreş minderinde biz bir güreşe zorlanıyoruz. Halbuki doğa minderinde böyle bir güreş yok. Doğada bir güreş yok zaten. Doğada birlikte yaşama ve birlikte hayatta kalma, birlikte gelişme var. Muhalefetimiz bile bu sosyal dokudan, bu sosyal söylemden çok fazla etkileniyor. Marilyn Monroe hani genellikle aptal sarışının simgesi olarak gösterilir falan ama çok bilgece lafları var o kadının, yani harikadır. Geçen bir tanesine rastladım. Kadın erkek eşitliği peşinde olan kadınları yaşam tutkusundan yoksun olarak niteliyor. Yani ne eşitliği diyor, siz ne olduğunuzun farkında mısınız? Yani erkekle eşit olmak çok ciddi bir tenzili rütbedir demeye getiriyor aslında. E tabi Marilyn Monroe bunu hangi özelliğinden, hangi şeyi kastederek söylüyor bilemeyiz ama üstünlük ve alçaklık ilişkisinin aslında hiçbir şekilde mevcut olmadığı doğal ortama böyle aptalca bir mücadeleyi sokan bir tür olarak gerçekten bir plaketi hak ediyoruz. Gerçekten kendi ayağımıza kurşun sıktığımızı fark etmeden aynı terane içinde dönmeye devam ediyoruz. Ben arada bir biliyorsun televizyonda orada burada kadın erkek beyni falan hikayeleri sorulunca, şeyler söyleyince hemen tencere tava çalınmaya başlanır. Her kesimden bir takım, yani kadınların iyi olduğu, kadınların daha becerikli olduğu tarafları söyleyince daha böyle anti kadın lobileri falan, kadınların bazı zayıf oldukları doğal olarak yani erkeklere tevdi etmiş oldukları bazı işlerden bahsedince hemen orası bir ayaklanır. Çünkü amacımız gerçeği anlamak olmadığında her zaman modellerimizle kavga ediyoruz. Yani bu böyle bir adet ve insanın en büyük dramı bana sorarsan modelleri oluşturduğu zihinsel ve sosyal modeller içerisinde kendini kıstırıp bu kavgayla varlığını devam ettirdiğini zannetmesi. Yani bu kavgadan beslenmesi. Dolayısıyla bu kavgayı bırakınca da ne yapacağımızı da çok bilmiyoruz, ben sana söyleyeyim. O yüzden temenniler çok güzel ama bilmiyorum nereye çıkar bunlar. Deneyeceğiz.
dinleyeceğiz hocam. En uygun, en doğru yere çıkana kadar dinleyeceğiz ve bir şey de hatırlatmak isterim. Siz aslında başta vurguladınız ama gözden kaçmasını arzulamadığım için hatırlatmak istiyorum. Biz kadın söylemlerini düzeltelim derken erkeklere de aynı hakları tanımak için. Mesela erkekler ağlamaz diyoruz. Bu da bir eril söylem. Bahsettiğimiz bu eril, ataerkil düşünce. Neden erkekler ağlamaz? Erkekler ağlar. Erkekler de insandır. Aynı hakların özgürleşmesinden bahsederken eril söylemin içindeki erkek haklarının da özgürleşmesinden bahsediyoruz. Bunu belki dikkat çekmek lazım. Bu feminizm hareketi kadını yüceltmek için bir hareket değil bunların. Aynen, tam bundan bahsediyorum. 1-0 gibi algılıyoruz mesela. Yani evet. Kadının olması gereken hakkına sahip olması erkeğin de haklarına sahip olması anlamına gelir. Ya da tam tersi. Herkesin kendi yerini bilmesi ve tamamlayıcılık prensibini en azından doğadaki haliyle anlayıp burada onu uygulaması bilgeliğini gerektirir ama nerede bilgeliğik nerede öyle işler. Biz sadece günümüzün işte siyasi ortamında var olan fikirleri birbirimize çarpmayı düşünmek ya da tartışmak ya da istişare etmek istiyoruz. Bu böyle bir şey değil. Maalesef insanın cehaleti zaman geçtikçe artıyor. Mesela şimdi bizim buradaki yorumlarda bile şimdi bir kısım var işte kadınlar eziliyor, dövülüyor, bir şeyler yapıyor. Öbürü de diyor ki feministler öyle yapıyor, böyle yapıyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi hala bize sunulan argümanlar üzerinden konuşma alışkanlığımız var. Ben basit bir şey sordum dün akşam. Bu arada işte Samsun'da olan vahşi hadis, ne vahşisi? Hiçbir hayvan böyle bir şey yapmaz. Gaddarca meseleyi o kameralara yakalanmış, dayak görüntüsü falan. Dün akşam Beyza Akan'la yaptığımız canlı yayında duydum ilk defa. Ben haber falan seyretmediğim için haberim yok. Fakat Beyza bana çok ilginç bir şey söyledi. Hocam dedi, bugün 3 tane böyle dehşet haber aldık. Üçü de dedi kadının şiddetle ilgili, üçüne cinayetle. Ya Beyza'cığım dedim, bugün 7 Mart, yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Sence birkaç haftadır hiçbir şey yokken 3 haberin aynı gün gelmiş sana ilginç gelmiyor mu dedim. Yani burada bir sorun yok mu? Şimdi biz siyasi pozisyonlarımızı genellikle dezenformasyonla alıyoruz. Ve dezenformasyon ciddi bir sorun. Kadına şiddet tamlamasının ne kadar abes bir tanımlama olduğunu bile fark edemiyoruz. O kadar çok kullandık ki şiddet kelimesi kadınla özdeşleşti, bilmem fark ettiniz mi? Kadına şiddet denen bir tamlamayı telin etmemiz lazım. Şiddet şiddettir. Şiddet gaddarlıktır. Çocuğa da olsa, erkeğe de olsa, kadına da olsa, ağaca da olsa, kediye de olsa şiddet şiddettir. Ama biz kadına şiddet diye bir kategorizasyon yarattığımız zaman şiddeti uygulayanın otomatik adresi erkek, yani erkek şiddeti yaratan ve kadın şiddet uygulanan, buraya dikkatini çekiyorum, sanki uygulanması zorunlu olan bir varlıkmış gibi bir noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla dilimize ihtimam etmezsek, bize verilen jargonları tekrar etmeye devam edersek bunlar çok daha fazla artacak. Haberlerde bu tip vakaları izlediğinizde sokak ortasında hunharca dövdü, ağzını burnunu dağıttı, işte çevreden gelenler bile ayıramadı laflarını bol bol duyuyorsunuz. Kaç tane haberde emniyet güçleri tarafından kıskırarak yakalandı, en ağır cezaya çarptırıldı, hapishanelerde sürüm sürüm süründü, bunu duydunuz mu? Bunu duymadığınız sürece o haberleri vermek kadına şiddet dediğiniz şeye benzin dökmek demektir. Bu işi yapan insanlar daha önce yapmış olanların ellerini kollarını sallayarak çıktığını gördüklerinde sizin verdiğiniz habercilik bilinçlenmeye değil tam aksine gaddarlaşmaya neden olur. Bu kadar basit bir düşünce düzeyini bile tutturamadığımız için o haberlerin veriliş tarzındaki psikolojik, pedagojik ya da sosyolojik dinamiklere dikkate almadığımız için başımıza bunlar geliyor. Biz kafamızı değiştirmezsek daha başımıza çok şeyler gelir. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Açık beyin olarak genel şiarımız, zaten aklı olan insanın genel şiarı olması gereken bir prensibimiz var. Toplumda bir şeyi değiştirmek istiyorsak önce bizim onu yaşamamız lazım. Bizim onu yaşayarak göstermemiz lazım. En güzel silah, en güzel cevap, en güzel önlem bunu hayatımıza tatbik etmek ve akıl düzeyinde yaşamak. İnşallah bunu beraber birbirimize hatırlatmalar yaparak, dostlar olarak birbirimizi böyle doğru yola doğru tavsiyelerle yönlendirerek daha güzel becereceğiz inşallah. Olumsuzlukların çok yoğun gözümüzün önüne sunulduğu bir dönemdeyiz. Her evet. türlü olumsuzluğun haber yapma şehvetiyle amplifiye edildiği bir dönemdeyiz. Bunu unutmayın. Güzelliklerden bahsetmek, güzel örnekleri öne çıkarmak da normal insanların görevi olmalı. Biraz bunu yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Hocam çok güzel yerlere temas ettiniz. Gerçekten ağzınıza sağlık. Ve en son söylediğiniz şeyi zaten başka bir soruyorum da. İnsanların güzel şeylerden bahsetmesi gerektiğine dair içinde bir anekdot olarak paylaşmıştık. Bu söylediklerinizin genelinde belki şöyle de özetleyebiliriz. Bu kadar sık şiddet haberinin yanına kadın ve erkeğin ne kadar mutlu olduğu, başardığı, birlikte mücadele ettiği bir girişimcilik öyküsü, bir hayat öyküsü, bu kadar sık bu haberleri verirsek
şiddeti teşvik yerine bir şey saklamaktan bahsetmiyoruz. Gelecek eleştiriler için söylüyorum. Bir şey örtbas etmekten değil. Bunlarla eşit seviyede güzel şeyleri de gösterirsek insanlar güzele de imrenirler. Belki devam ederler bu şekilde. Hazalcığım, beynin prensibi diyoruz ya her zaman. Çöp girerse evet, çöp çıkar. Başka bir şey yapamazsın. Bütün gün bunları gören insan bir süre sonra dünyanın en ponçik insanı da olsa raydan atar yani. Der ki ulan herkes birbirini kesiyor. Ben niye burada duruyorum? Ben de dalacağım. Hele hele zihinsel stabilitesi, dengesi yerinde olmayan insanların böyle haberleri bahane olarak aldığını çok biliyoruz. Yani psikopatik, sosyopatik karakterde insanların bunları bahane ettiğini iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar kalabalık bir toplumda bu durumda habercilik, burada habercilik derken sosyal medyasında RT yapan, repost yapan, her duyduğunu paylaşan herkes bugün haberci. Dolayısıyla biraz aklımızı başımıza toplamamız lazım. Her duyduğumuzu paylaşırsak başımıza da bunlar gelir. Biz valla biliyorsunuz biz güzellikleri paylaşmaktan yanayız. Onları arttırmaktan yanayız. Bana sıklıkla sosyal medyada bunu görmüyorsun, buna tepki göstermiyorsun. Lan ulan zaten bütün hepiniz tepki gösteriyorsunuz da ne oluyor? Ben esas tepkimi onu kale almayarak gösteriyorum. Onun yerine güzel olanı size göstermeye çalışarak yapıyorum. İsteyen buradan gelir, isteyen öbür taraftan. Bu işin doğrusu yanlışı yok. Çeşitlilik iyidir. Hepimiz başka bir şey yapacağız. Ama aklın yolu bir demişler. Biraz düşünür konuşursak bu işler düzelir. İnşallah diyelim. İnşallah diyelim. Bir yandan da umut edip devam edelim. Zaten Pandora'nın en son kutuda tutabildiği umut var ya, o bizim bütün yaşam sevincimiz, yaşamımızın kaynağı. Devam edişimiz bu umut. Hayır. Ve biz de bu umudun peşinden gidelim hocam. Evet, Pınar güzel hatırlatmış. Daha önce demiştim. Enerjiyi nereye koyarsanız orayı büyütürsünüz. Pozitif haberler çoğalırsa onu da büyütürüz dediğiniz gibi demiş. Hatırlatma için teşekkür ederim. Evet, hala aynı şeyi de ısrar ediyorum. Enerjiyi nereye yatırdığımıza dikkat edin.